Selamun aleyküm, aman selamı rahmeti bereket üzeriniz olsun. Değerli YouTube takipçilerim, sizlere bugün harika kızartmalık biberden dolma yapacağız. Malzeme olarak ne kullanıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle sizleri selamlıyoruz. Herkesin bugün, bütün Allah dostları, bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. Yaptığımız ibadetler, tuttuğumuz, kıldığımızı Rabbim kabul eylesin. Rabbim en güzel huzur, sağlık, en güzel yaşamayı nasip eylesin diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir adet büyük soğanımızı küçük küp küp doğradık. 25 gram kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 250 gram kadar kıymamızı ve 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir tatlı kaşığı yarısı tuz, kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz. 2,5 su bardağı da pirincimizi temiz yıkadıktan sonra güzel aygazımızı alıp bunu güzel bir kavuracağız. Kıymalarımız biraz lezzetini aldıktan sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip ocağımıza alıyoruz. Biraz kırmızı biber, az karabiber yine ilave edelim. Biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra ikiye keserek karabiberini de atalım. Bir çay kaşığı artı olarak. Böyle iki paket, bir kilo kadar da biberimizi güzelce ikiye kesip alt kısmını, bu kısma dikkat ediyorsunuz. Bu kısmı içerisinin tohumunu çıkarmadan buradan kesip yıkadıktan sonra tohumunu düşürüyoruz. Temizce yıkıyoruz ama bu dibinin özeyine dokunmuyoruz. Çünkü açılmaması için. Yapmış olduğumuz iç harcımızı biraz soğuduktan sonra tatlı kaşığımızla beraber dolduracağız. Tenceremize dizayn edeceğiz. Karabiber var diye ben karabiber olduğu zaman... Evet, hem öksürtü hem grip. Burnu kapalı insanlar kesinlikle karabiber hafiften kokladığı zaman anında hem hapşırma hem de burnu açılacaktır. Bunu da söyleyeyim. Evet, ocağımıza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Orada dışarıda çalar. Kıymamı da mı yiyorsun? Benim bu iç harçlarını çok seviyorum. Sarmanın, mantıların. İçerçlerinden böyle iyi yer. Sarmalar, mantılar. Bu aşamada çok önemli. Lezzetli olması için. Böyle bir. Dolmalık fıstık da. 2 yemek kaşığı da dolmalık fıstık katabilirsiniz. Çok lezzet veriyor. Böyle tavamızda kıymamız sotelendikten sonra yağımız, soğanımız buluştuktan sonra pirincimizle bir 2 dakika beraberinde soteleyeceğiz ve 1 su bardağı kaynamış su ilave edeceğiz. Suyunu çektikten sonra biraz dolmamızın iç harcını kenara alıp soğutacağız. Evet, bismillahirrahmanirrahim deyip ocağımızı alıp kıymamızı bir 5 dakika ben dinlendirdim lezzetini alması için. Soğanı, baharatlarını buluşturduktan sonra iç harcınızı bir 5 dakika dinlendirdikten sonra ocağınızı alın. Böyle güzelce. Mor soğan çok lezzet veriyor. Tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı hakikaten lezzet veriyor. Bildiğiniz gibi. Evet. Bir 3 dakika soteleyip amaç soğanlarımızın biraz pişmesi gerekiyor. Lezzetli olması için kavrulması gerekiyor. Ondan sonra pirincimizi ilave edeceğiz. 1 su bardağı kaynamış su hazırda bulunduracağız dökmek için. Evet, kavrulma aşaması tamamdır. Pirincimizi de ilave edelim. Bu harç sarmalarınıza, dolmalarınıza gerçekten böyle yaparsanız eğer lezzetini bulursunuz. Lezzetli bir dolma sarma istiyorsanız eğer kesinlikle bu şekil. Eminim herkes yapanlar da vardı bu şekil. Sadece çiğ koyduğunuz zaman, direkt koyduğunuz zaman lezzet vermiyor. Çünkü soğan pişmemiş oluyor.
tereyağı yanmamış oluyor. Yandığı zaman biliyorsunuz tereyağının lezzetini soğanla buluştuğu zaman. Evet. Bir iki dakikada böyle soteleyeceğiz. Dolmamız hazır. Evet. Güzeldi. Hakkınızı helal edin. Gerçekten de mis gibi kokular mutfağımızı sarmaya başladı. Bismillah. Şöyle bir su bardağı kaynamış suyumuzu. Ben hepsini dökmeyeceğim. Sizde pirinciniz fazlaysa bir su bardağı kullanın. Ben iki bardak olduğu için pirincimiz iki parmak eksik su kullandım. Evet, bu şekil. Evet, bugün cumamız var. Değerli müminlerimiz, Rabbim rahmetini, bereketini, huzurunu, feyizini bütün Allah dostlarımızın üzerine ihsan eylesin. Dertlilere deva, hastalara şifa, Celle Celali Şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin diyoruz. Bu helal ocağımızda pişen nimetlerin, bereketlerin yüzü suyu hürmetine diyoruz. Bugün cumamız var. Kalbimizde imanımız var. Nur gibi Kur'an'ımız var. Allah'ım sen birsin. Habibi Nursun. Evimize, üzerimize, kalbimize Allah'ın rahmeti, bereketi, sağlığı, feyzi, huzuru kalbimize dolsun. Amin diyoruz. Sarmamızı, dolmamızı, iç ağzını burada tamamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan değerli iki takipçilerimiz rahmeti de bereketi de eksilir. Her ne olur olsun yemek yaptığınız, mutfağa girdiğiniz zaman her işte her zaman Allah'ın rahmetini, bereketini, selatü selamını getirmeden asla bir işe başlamayın. Selatü selam olan yerde rahmet vardır, huzur vardır, bereket vardır bildiğiniz gibi. Evet, bu çözür çözür iç harcımız mis gibi tamam. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığımız var. Kahve kaşığı. Güzelce böyle içerisine dolduracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hemen pişireceğim için. Çünkü akşam yemeği ancak ulaşır. Soğumasını bekleyemedim. Yine sıcaktır ama sizler eğer ki bekletecekseniz, hemen pişirmeyecekseniz soğumasını bekleyin. Sonra biberleriniz yumuşama olur. Su olarak da değerli tüm takipçilerimiz 4 su bardağı su, kaynamış su, 1 yemek kaşığı salçamızla sos yapıp az sıvıya salça sosunu yapıp Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle elimizle genişletebiliriz. Bu şekil dolduracağız. Bu şekil dolduracağız. Hacının karşısı. Hacıya bak. Artık hacıyı da hocayı da şey alıyorlar. Hacı karısıymış. Hacı karısıyım. Ben hacı böyle diyor. Hacı karı. Her şeyi alet etmeyin lütfen. Bırakın herkes ibadetini yaşasın da. Bir de başörtülü olanlar da. Hacı karısı. Evet, bu şekil dolduracağız. Evet, bu şekil. Demek istediğim değerli YouTube takipçilerimiz, bazen böyle videolar izliyoruz, önümüze geliyor. Ben genelde kesinlikle ve kesinlikle wise hocalarımızı, doktorlarımızı takip ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bizim evde olsun, biz olalım ailece. Kesinlikle öyle kanallarda abur cubur şeyler bizim evde izlenmez. Herkese gerçekten bir aile reisi, ebeveyni olarak çocuklarımıza ahlakı, ahlak dersini hiçbir zaman anne baba olmayanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Anne babalar olanlar da burada, bütün annelerimize burada, babalarımıza sesleniyoruz. Çelinizi, çocuğunuzu ahlaklı yetiştirin.
ahlaklı yetiştirin ki topluma zarar vermesinler, kendilerine zarar vermesinler. Diyorum ya, bazen bile izlediğimiz zaman videolar biliyorsunuz geliyor gözümüzün önüne. Hacı hanımıyım diyor, takmış burnuna hızmayı, eli ayağı bütün boya tırnak. Ben hoca hanımıyım bilmem ne, yani yazıklar olsun size. Bari hocalarınızı bırakın da buradan saygılar duyuyoruz. Bütün dinler, bütün Allah dostu olan insanlarımızı. Böyle şeyler. Ayıp. Hacı hanımıyım, işte hacı bana böyle diyor. Gerçekten kınıyorum buradan. Sen bir bayansın. Yani bu nefret edilecek çok 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 insanlar var. Yani Allah'ın yolundan düşmüşler diyebilirim. Yaşına başına bakıyorsun, gerçekten yazıklar olsun diyoruz. Nefret dolu. Türkiye'deki şeyler hepten gerçekten Allah'ın yolundan düşmüşler. Yani ben bir yurt dışında olarak kınıyorum onları. O kadar mı düştünüz yani? Bir de başlarına yazma takıyorlar. Yazma takıp ağza alınmayan kelimeler. Ağza kadınla, hanımla yakışmayan kelimeleri konuşup bir de başlarında yazma. O yazma, o başörtünün hakkını veremiyorsanız odun ya da sizi sürünün. Bari o başınızı yazmasını örtmeyin. Örtmeyin o yazmayı. Çünkü Allah onun bedelini sizden soracak. Ağza alınmayan kelimeler, ahlaksız ahlaksız hareketler. Bir de başını kapatıp konuşuyorlar. Yani İslami de dini de alet ediyorlar. Zaten kimse izlenmez ki. Herkes yorumlarda vallahi billahi o yönden insanları, duyarlı insanları buradan herkese sesleniyorum. Kesinlikle öyle videoları desteklemeyin. Ahlaksız. Bugün çoluğumuzun çocuğumuzun hepimiz biz toplum olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Ön vermeyelim. Kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun. Ahlaklı olan, usluplu olan şeylere hakkını verin. İzlemeyin. Kesinlikle izleyip onlara ödül vermeyin. Ki nereden geldiğini bilmeyen insanlar. Yani her şey para, şan, şöhret. Ne, o kadar mı aç kaldınız da, o kadar mı aç kaldınız da kadınlık gururunuz yok mu sizin? Allah'tan korkmazlar. İnsan nefret ediyor. Gerçekten nefret ediyor. Hanımlarımız var, el işi yapan bayanlarımız var, yemek yapan hanımlarımız var. Buradan takdir ediyoruz. Evine, çeline, çocuğuna ekmek parası için hanım iş yapanlar, Rabbim rızkınızı bol versin. O açık saçı, saçmaz sapan, Allah'a yakışmayan, kula yakışmayan sözleri ağzına alan insanları Rabbim kahrı perişan eylesin. Kahrı perişan eylesin. Allah onlara bu dünyada da o dünyada da yüzlerini Rabbim kara eylesin. Zaten bu dünyada kara olanın yüzü o dünyada ak olacağını hiç düşünmesinler. İki cihanda da yüzleri karadır. Allah iman merhamet versin. Toplumumuzu, çelimizi, çocuğumuzu, ahlakını, uslubunu bozan insanlara Rabbim fırsat vermesin. Önceden hanımlar çalışmıyordu da acı mı kalıyordular? Hanımlar çalışıp TikTok'u yapıp da saçma sapan, Allah'a kula yakışmayan para kazanıyor. Öyle para kazanılmaz. Allah'ın laneti zulmü üzeriniz olsun. Öyle para kazanılmaz. Hanımlar nasıl para kazanır? El işi var. Kadın, arka bir sürü arkadaşımız var. 2000-3000 tane her bir kanalda el işi yapan, her türlü yemek tarifleri yapan insanlarımız var. Buradan takdire şahit hanımlarımız var. Siz parasız mı kaldınız da be rezaletler. Rezaletler, altına da yazıyorlar. Yarasın, elinde içki kadın. Altına da yazıyor ki Türk, Türkiye'de. Altına da yazıyor ki yarasın. Yarasın değil, sizi Allah kahretsin. Allah sizi kahretsin. İman yoksulları. Böyle desteklemeyle, kendi anneni babanı bilsen, kendi kardeşini, kız kardeşini bilsen ona böyle şeyler destekleyip beğenmezsiniz.
Çünkü senin de bir anan var. Onların içerisinde senin de annen, senin de çocuğun olabilir. Desteklemeyin ki nesilleri tükensin. Rabbim bu cumalar hürmetine insanlarımıza doğruluk, Allah'ı sevmeye, Allah'ın adaletinden gitmeyi, imanla yaşamayı nasip eylesin diyoruz. Evet, burada noktalıyoruz. Bütün Allah dostlarına Rabbim sağlık, mutluluk, huzur, rahmet, bereket ihsan eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip olalım. Nelere baktığını, nelerini izlediğini, bugün ne yaptınız okulda, bugün ne yaptınız çocuklarınızla, ilgilenin, çocuklarınızı ilgisiz bırakmayın. Değerli YouTube takipçilerimiz, çocuklarınızı gözünüzden ayrı kimseye asla güvenmeyin. Allah'tan başka çocuklarınızı kimseye güvenmeyin, sakın. Evet değerli YouTube takipçilerimiz, iç harcımızı yarıdan yarıya fazla yaptık kaldı. Bunu da üzüm yaprağımız var. Sarma yapacağız. Bunu da dolaba koyup hemen yapmamız lazım. Çünkü 2 gün kaldı mı lezzetini kesinlikle değişiyor. Hemen sarmamızı da dolmamızı yaptıktan sonra sarmamıza başlayacağız. Evet son aşamamızı 1 yemek kaşığı salçamızı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağımız. Biraz suyumuzla sosunu hazırlayıp üzerine koyup yanından da suyunu dökeceğiz. Evet bismillahirrahmanirrahim kenarından 3 su bardağı kadar kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. 1 kilo biberimize kısık ateşimizde pişireceğiz. Kesinlikle horlu ateşte pişirmeyin. Suyunu sonra 1 kilo su koymanız gerekecek. Evet sosumuzu da bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Lezzet küpümüzü ocağımıza alıp 40 dakika çekmeden kısık ateşe alırsanız 40 dakika orta dereceli de 20-25 dakika civarında pişecektir. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp suyunu dökmeden dolabınıza koyun. Akşam saatleri veyahut da akşamdan hazırlayın. Sabaha önleye de pişirebilirsiniz. Ama suyunu dökmeden. Evet ocağımızı alalım. Evet bismillahirrahmanirrahim deyip ocağımızı alıyoruz. Piştikten sonra sizlerle buluşacak. Yani toplamda 30 dakika kısık ateşimizde pişecektir. Afiyet olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tam istediğimiz 30 dakika oldu. Şimdi pişti. 3 dakika sonra tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sıcak sıcak pişti. Servisimizi de yapalım. Evet efendim şimdiden yapıp yiyecek olanlara bu bal küpü biber dolması afiyet olsun diyoruz. Tam lokanta usulü damaklarınıza layık lezzet küpü sizlerle bugün biber dolması buluştu. Biber asıl dolmalık biberlerden ise bunlar çok lezzetli oluyor. Ben bunda bulduğum lezzeti dolmalık biberde kesinlikle bulamıyorum. Bunlardan deneyin gerçekten çok güzel olacak. Püf noktalarını kaçırmayın. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirinden güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Kusurumuz varsa affola. Sizlere altın bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz.